Sahih-i Buhari. Ne kadar sahih? Bu videoda bir takım çevrelerde İslam dünyası için Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap olarak bilinen Sahih-i Buhari'nin yazarı İmam Buhari'yi ele alacağız. Burada kitabın içeriğindeki pek çok saçma ve Kur'an'a muhalif hususları incelemeyeceğiz. Daha objektif, hesaplanabilir bir yöntem kullanacağız. Buhari'ye yönelik eleştiriler çoğunlukla onun çok büyük bir alim olduğu, inanılmaz bir dehaya sahip olduğu gibi iddialarla geçiştiriliyor. Bu iddiaların çoğunun sahibi de Buhari. Yani kendi kendini pazarlayan bir alim ile karşı karşıyayız. İşte burada hakkında en çok yapılan bir iki iddiayı ele alıp gerçek olup olmadıklarına bakacağız. Bağdat'ta imtihana tabi tutulmuş. İnsanlar duymuşlar şöhretini. Devrin hocaları, alimleri şöyle bir şey yapmış. Gerçekten denildiği kadar var mı? 100 tane talebe bulmuşlar. Her bir talebeye 10 hadis vermişler. Onar onar metinle rivayet zincirini birbirine karıştırarak o hadisleri okumuşlar. Anladınız değil mi? Rivayet zincirini bir tarafta, metin bir tarafta. Ne yapmış? Onun rivayet zincirini o hadise, diğerinin rivayet zincirini diğer hadise. İmam Bukhari'nin huzurunda okunuyor. Soruyorlar, bunlar sahih mi? İmam Bukhari'nin dediği cevap şu, bunlar hadis değil. Böyle deyince oradaki mecliste bulunan hocalar, alimler zannediyorlar ki İmam Bukhari bilmiyor. Onlar gülmeye başlayınca İmam Bukhari başlıyor. Sen diyor birincisi, rivayeti şöyle 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 senet zinciriyle rivayet ettin. Senin senet zincirin hatalı. O hadisin ravi zinciri, senet zinciri şöyledir. Onun hatasını söylüyor. İddiayı inceleyelim. Toplam 100 talebe var ve her bir talebe 10 hadis söylüyor. Bu durumda söylenen hadis sayısı 100 çarpı 10, 1000 hadis olacaktır. Ravi zinciriyle okunduğu düşünülürse bir hadisi söylemenin yaklaşık 30 saniye süreceğini varsayabiliriz. Bu durumda Buhari'ye bütün hadislerin okunması 30 bin saniye sürmektedir. 30 bin saniye 500 dakikaya, 500 dakikada 8.3 saate denk gelmektedir. İddia açık. Buhari 8 saatten uzun süren 1000 adet hadis okunmasını sabırla dinlemiş ve 8 saatlik bu konuşmayı tek dinlemeyle ezberinde tutabilmiş. Ayrıca bu konuşmayı aynen tekrarladığı için yapılan sınav 17 saate yakın sürmüş olmalı. Bu sınavı yapanlar da epey sabırlı ve boş vakti bol insanlarmış. Bu arada namaz vakti girmedi mi acaba? Neyse. Evet, bir gün bunu kınarlar. Derler ki, ya bu geliyor, oturuyor, hiçbir şey yazmıyor. Biz habire yazıyoruz, habire yazıyoruz. Bu gerçekten hadis mi tahsil ediyor, başka bir garadı, başka bir amacı, maksadı mı var? İmtihan edelim diyorlar. Diyorlar ki, sen hiçbir şey yazmıyorsun. İşte kaldığı yer, yurt, ev, vakıf neyse ve hangi bir yerde kalıyor. Biz senin bu hadisleri yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Sana yazdığımız hadislerden sormak istiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Evrağın yok, kağıdın yok. Peki diyor, siz ne yazdınız bugüne kadar? Birlikte hadis istima dersinde kaç hadis yazdınız? 17 bin hadis. Peki diyor, açın diyor yazdıklarınızı. Birinci hadis şu. Ravileri bunlar. İkinci hadis bu. 17 bin hadisi Bukhari derslerde hiç yazmadan, not tutmadan ezberliyor. Bunun şahidi gerçekten muhaddis alimlerdir. Sika ve adl sahibi olan insanlar. Öyle basit kimseler değil. Dediğim gibi, iddialar gittikçe abartılacak. Türkçede bir deyim vardır. Ya sayı saymayı bilmiyorsun diye başlar.
Herhalde bu rivayetleri dinleyen kişiler hayattan, matematikten, sayılardan çok uzaklar. Ama biz gene işimizi ciddiyetle yapalım ve iddiayı inceleyelim. İddiaya göre Buhari 17 bin hadis okumuş. Bir hadisi 30 saniyede okuduğunu varsayıyorum. Bu arada 30 saniye rakamı kesinlikle kafadan uydurduğum bir rakam değil. Pek çok hadisi ravi zinciriyle beraber normal bir hızla okuyup aldığım ortalama okuma süresi. Devam edelim. 17 bin hadisi 30 saniyede okuduğunu düşündüğümüz zaman Buhari 510 bin saniye hadis okumuş olmalı. Bu bize bir şey ifade etmiyor. Bunu dakikaya çevirirsek 8500 dakika, bunu da saate çevirirsek 142 saate yakın bir süre çıkıyor. Yani Buhari 142 saat, bunu da güne çevirelim, bölü 24 diyelim. 24 saat yemeden, içmeden, uyumadan, tuvalete gitmeden, namaz kılmadan hadis okusa 6 gün aralıksız hadis okumuş oluyor. Sizce bu rivayet kabul edilebilir mi? Ve doğruysa bile ne gerek var? Böyle bir dehayla karşılaşsam ben, birinci saatte adamdan özür dilerdim. Tam 6 gün 17 bin hadisi okumasını beklemezdim. Hadislerini tertip ederken bu 17 yıl süresi içerisinde kendi sözüdür. 600 bin hadis içerisinden diyor harraçtu musnedi sahih, sahih olan müsnedimi 600 bin hadis içerisinden tahric ettim diyor. Dikkat ediniz. Gelelim en önemli ve can alıcı iddiaya. İmam Buhari 600 bin hadisi 17 yılda, aslında kendi kitabında 16 yıl olduğunu söyler ama neyse, incelediğini söyler. Yani der ki ben 17 yılda 600 bin hadis inceledim. Sahihimi bu incelediğim hadisler arasından seçtim. Bu durumda Buhari ortalama olarak yılda 35.294 hadis incelemiş olmalıdır. Bir yılda 35.294 hadis incelediğine göre ortalama olarak günde incelediği hadis sayısı da 97'dir. Günde 97 hadis kulağa çok rahatsız edici ve ilk iddialar kadar abartılı gelmiyor. Acaba öyle mi? Biraz daha hesap yapalım. Şimdi bu hesaba biraz daha detaylı bakalım. Acaba Buhari bir günde hadisleri incelemek için ne kadar zaman ayırabiliyor? Bildiğiniz gibi bir gün 24 saattir. Buhari bir insan olduğuna göre uyumak zorunda. Fakat bizim gibi 8-9 saat değil, ona uyku için 4 saat süre veriyoruz. Buhari'nin elbette bir takım zaruri ihtiyaçları var. Nedir bu zaruri ihtiyaçlar? Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda. Yemek yiyecek, tuvalete gidecek, yıkanacak, insanlarla ilişkiye girecek, alışveriş yapacak. Bütün bunlar için 2 saat yeterlidir. Artı ibadetler. Buhari takvalı bir kişi, bildiğiniz gibi. Kendi ibadetlerine göre her 3 günde bir Kur'an'ı hatmediyor imiş, nafilelere özen gösteriyormuş gibi bilgiler var. Fakat biz gene ibadetleri fazla arttırmayalım ve ibadetler için 1 saat zaman harcadığını varsayalım. Hadis öğretimi. Buhari'nin en çok dikkat ettiği husus hadis öğretimi. Malum insanlara hadis öğretmek için çok ciddi çaba gösteriyor. Demek 90 bin kişi de bizzat oturuyor meclisinde Buhari'den hadis naklediyor. Buhari'ye hadis öğretimi için 1 saat süre verelim. Artı hadis kitabını yazmak. Şimdi Buhari sadece hadisleri incelemekle kalmıyor. Artı incelemiş olduğu hadisleri kitabına aktarıyor. Ve bu kitabını aktarma bizim senin gibi sıradan insanların yapmış olduğu bir işlem değil. Özel bir ritüeli var bu işlemi yapmak için. Bu nedenle hadis kitabını yazmak için de ona bir süre vermemiz lazım. Sahih Buhari her rivayetiyle Efendimiz ile manevi bir bağ kurarak derlenmiştir bu kitabını. O sadece ilmi hassasiyetiyle kalmamış, bir de Allah Resulü ile böyle bir manevi bağ kurarak derlemiştir kitabını. Bakın bu konuda İbn Hacer'in de, Hatib'in de, İmam Hatib'in de, İmam Nevevi'nin de bize aktardığı rivayetler var. İbn Hatib ile İmam Nevevi'ye göre her hadisi kitabına alacağı zaman
önce bir gusül abdesti alır, sonra iki rekat namaz kılar, sonra bu hadisi Allah'a ve onun Resulüne, sözün sahibine arz eder, içinde bir serinlik bulursa alır, içinde bir darlık bulursa almaz. Bu işlem için Buhari'ye bir saat süre veriyoruz. Toplam, bütün bu işlerin toplamına baktığımız zaman Buhari'nin günde 9 saat hadisleri araştırmanın dışındaki işler için harcadığını görüyoruz. O halde kalan süreyi hesaplamamız son derece kolay olur. 24-9 dediğimiz zaman Buhari'nin hadisleri incelemek için 15 saat vakti kaldığını görüyoruz. 15 saat vakit. Bunu dakikaya çevirirsek Buhari'nin toplam 900 dakika vakti var. Bir önceki hesaptan günde 97 hadis incelediğini görüyorduk. 900 dakikayı 97 hadise böldüğümüz zaman Buhari'nin her 9.3 dakikada bir hadis incelediğini görebiliriz. Bakın, yazacağı kitap için hadisin sahih olup olmadığını seçmek. Sahihse aynı konudaki hangi rivayeti seçeceğine karar vermek. Bu hadisi hangi baba alacağına karar vermek, bunlar ciddi şeyler. Bu kadar ciddi bir iş için hadis başına 9 dakika takdir edersiniz ki yeterli bir süre değil. Şayet Buhari 600 bin hadis inceledim demeseydi bu kabul edilebilir bir iddia olurdu. Ancak 17 yılda 600 bin hadis incelemek demek her birine 9 dakika ayırmak şartıyla her gün 15 saat çalışmak da ancak mümkün olabilir. Bunu aklınız alıyor mu? 17 yıl aralıksız 15 saat hadis incelemek imkansız. Ki bu hadisler elinizde hazır olsa, bilgisayarda veya kitapta kayıtlı olsa bile imkansız. Peki Buhari bu hadislere nasıl ulaşmış? Sahih Buhari büyük bir çaba ve gayret ortaya konarak derlenmiş bir kitaptır. Masa başında mı yazılmış? Hayır. Ben bir kitap yazayım da alem bana alim desin. Yok, o bizim işimiz. Onun işi ne? Devenin sırtında, atın sırtında, kah Bağdat'ta, kah Kahire'de, kah şurada, kah burada bir tek hadisi zayi etmeme adına bir mücadele. Şimdi biraz gerçekçi bir hesaplama yapalım. Buhari'nin bildiğini iddia ettiği hadis sayısı 600 bin. Bir hadise vakıf olma süresi bu ne demek? Buhari'nin dönemini düşünün. Bir hadis için yeri geliyor, aylar süren yolculuklar yapılıyor ve bu ekstrem bir durum değil. İşin normali. Artı atladığımız bir husus var. Hadis öğrenmenin bir metodu, bir yöntemi, bir usulü var. Mesela Buhari bazı hadisleri öğretmenlerine alıyor. Peki bu iş bu kadar kolay mı? Hadisi duydum deyip bitiyor mu iş? Bu hadisi öğretmenine tekrar okuyup ondan icazet alması gerekmiyor mu? Hadisleri naklederken dediğimiz gibi ya işitmiştir ya kendisine doğrudan doğruya birisi söylemiştir ya birisi ona okumuş, o hocaya gelmiş, o cüzle hocanın önünde okumuş, onu hocaya arz etmiştir. Anlaşıldı mı? Ya da icaze almıştır. Tamam mı? Müsaade etmiştir, izin vermiştir. Ya da hocayı görmemiştir, hocayı görenden almıştır. Bunlar nedir? Hep hadisi rivayet edip nakletmenin yollarıdır. İşte bütün bunları düşünürseniz bir hadisi öğrenmek için minimum bir saat vakte ihtiyaç olduğunu anlarsınız. Ki o şartlarda bir saat bile mucize gibi bir rakamdır. Toplam süre aslında gereksiz bir işlem ama 600 bin çarpı bir saat dediğimiz zaman 600 bin saate ihtiyaç var 600 bin hadisi öğrenmek için. Peki bir günde çalışma süresi ne kadar olabilir? Burada 20 saat, 10 saat, 14 saat demeyeceğim. Buhari'nin günün 24 saatini hadis öğrenmek için ayırdığını varsayacağım. Bu ne demek? Uyumuyor, yemiyor, içmiyor, namaz kılmıyor, hiçbir iş yapmıyor. Sadece ve sadece hadislerle uğraşıyor. Böyle bir durumda yani 24 saatini bir işe harcadığı zaman Buhari'nin 25 bin gün bu iş için harcaması gerekiyor. Peki 25 bin gün kaç yıla tekabül eder? 68 yıla.
Yani bir insanın 600 bin hadisi öğrenmesi için 68 yıla ihtiyacı var. Peki Buhari kaç yıl yaşadı? Kaç yaşında hicri olarak 63, miladi olarak 61 ve orada vefat edecek. Bütün bunlar ne ifade ediyor? Biraz düşünen herkes Buhari hakkında anlatılanların, ki bunların çoğu kendi ifadeleridir, aşırı abartılı ve gerçek olamayacak kadar vakaya ters olduğunu görebilir. Onun zamanında 600 bin hadisi ilmi kriterlere uygun bir şekilde öğrenmek için 24 saat aralıksız çalışmak koşuluyla 68 yıla ihtiyaç varken, 63 yaşında vefat eden birinin bu kadar hadise vakıf olması imkansızdır. O halde Buhari'nin yalan söylediği sabittir ve biz dinimizi bir yalancıdan alamayız. Bu, yalancıdan rivayet almama aynı zamanda Buhari'nin de usulüdür. Hadis alacak, varıyor o ravinin yanına, bakıyor ki ravi çıkarmış takkesini, atını affedersiniz ahıra götürmek için takkesinin içerisinde bir şey varmış gibi onu ileriye doğru götürmeye çalışıyor. İmam Bukhari bakıyor ki adamın takkesinin içerisinde bir şey yok. Hiçbir şey demeden geri dönüp geliyor. Sözü nedir biliyor musunuz? Hayvanları kandıran insanları da kandırır.